Küresel gündemden merhaba. Joe Biden'ın seçilerek ABD başkanlık koltuğu için hazırlıklarını yapması hem bölgede hem de dünyada yakından izleniyor. Yalnızca ABD halkı değil, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya Pasifik'e kadar bölge ülke ve devletleri Biden'la birlikte gündemlerini ve politikalarını güncellemeye gidiyorlar. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte geçtiğimiz haftalarda Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini konuşmuştuk. Bu hafta ise Biden'la beraber ABD'nin güncellenmesi beklenen Orta Doğu politikasını ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam isterseniz öncelikle şu ana tartışma konularından bir tanesiyle başlayalım. Biden'a geçeceğiz ama ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı genelde bazı yorumcular, bazı isimler aslında ABD'nin Orta Doğu'daki varlığında sorunlar yaşadığını ve ABD'nin Orta Doğu'ya dönük bir politikasının da hatta olmadığını söylemeye başladılar. Sizce bu durum öyle mi? ABD'nin bir Orta Doğu politikası var mı? Şöyle söyleyeyim, evet, Türkiye'de çok sık yapılıyor bu yorum. Hatta yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'da ve Amerika'nın kendi içinde de, yani bizim Orta Doğu politikamız yok, bizim bir Suriye politikamız yok, işte Irak politikamız iyi değil, başarısız falan deniyor. Türkiye'de özellikle daha Avrasyacılar, Amerika'nın hegemonik bir gerileme ve düşüş içinde olduğunu ve bunun Orta Doğu siyasetine de yansıdığını, Orta Doğu'dan çekilmek üzere olduğunu, çekilmek zorunda kaldığını hatta, Irak ve Suriye politikalarının başarısız olduğunu savunuyorlar. Ben aşağı yukarı bunun tersini söylüyorum. Yani Amerika'nın bir defa Orta Doğu politikası var, olmamasına imkan yok. Bunun ana hatları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belirlendi, hatta öncesine bile gider. Bazı küçük revizyonlarla hani bu politika devam ediyor ve 2000'den itibaren de bunun yeni bir şekil aldığını, Orta Doğu'daki bütün direnç noktalarının tek tek kırıldığını, yani önce Irak, sonra işte eş zamanlı belki Libya ve Suriye, yani Bağızçı, milliyetçi, batıya mesafeli, hani Amerika'yı emperyalist olarak gören lider ve rejimleri ya tasfiye edildiler ya da yerle bir edildiler. Aşağı yukarı aynı sonuçlarla karşılaştılar. Orta Doğu'da günümüzde hani iki tane daha direnç noktası vardı. Biri İran, o devam ediyor ama zayıflayarak devam ediyor. Diğeri de Filistin hareketiydi. Yani 70'lerde Filistin hareketinin bir batı karşıtı özne olarak dünya siyasetinde bir etkisi vardı. Filistin siyaseti de çok zayıfladı. Yani bir direnç özelliği kalmadı maalesef. Bir İran tutunmaya çalışıyor. İran'ı da Amerika bazen diplomasi, bazen baskı yoluyla baskılıyor biliyorsunuz. Yani hem stratejik ittifak kurdu İran'ın etrafında, hem yaptırımlar, hem zaman zaman dikkat edin. Yani işte Kasım Süleymani'yi öldürdü Irak'ta. Iraklı yetkililerle beraber işte İran'ın nükleer programının en önünde gelen ismi muhtemelen Amerikan desteğiyle İsrail tarafından yok edildi. İşte Bağdadi'yi öldürdü. Evet, öyle evet, Bağdadi'yi öldürdü mesela. Geçtiğimiz hafta suikastı öldürmüştü. Evet. Yani bana sorarsanız Amerika bir, Orta Doğu'da çok rahat hareket ediyor. İki, Amerika'ya karşı bir ne tekil ne de blok olarak bir güçlü bir direnç yok. Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığına, Orta Doğu'daki eylemlerine yönelik olarak. Hatta şunu söyleyeyim, mesela 2003'te belki hatırlar, Irak işgaline bölgesel bir şey vardı. Müthiş bir tepki var. Bizim burada da vardı yani. Ben de işte gösterilere katıldım falan. Evet. Şimdi böyle bir şey de yok yani. Amerika'nın Orta Doğu'da mesela işte Süleymani'yi öldürüyor. Bir şey olmuyor. Yani İran bize atıyor ama işte önceden haber vermek zorunda kalıyor. Ama Amerikan askerleri ölmesin diye falan. Yani şimdi bu böyle bir şey var, Orta Doğu var. Orta Doğu'nun şu anda bir tarafta Suudi Arabistan, en zengin ülke ve diğer körfez ülkeleri. Diğer tarafta Mısır, işte en güçlü, en büyük ülkesi nüfus olarak da, kapasite olarak da. Şimdi bu ikisi de çok Amerikancı.
Şimdi bunlara şeyden Körfez'den başlayarak Doğu Akdeniz'e kadar bir hat oluşturdu ve İsrail'i bunlara ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail'le normalleştiler. Hani tanıma yoluna gittiler. Muhtemelen bunu bir yerleri de takip edecek. Katar da hani buna katılabilir. Dolayısıyla da hani baktığımızda, tabloya baktığımızda pekala da Amerika'nın bu hegemonik düşüş olduğu söylenen dönemde bile Orta Doğu'da çok rahat hareket ettiğini, elinde müthiş bir siyaset yelpazesi bulunduğunu, isterse güç kullanabildiğini, isterse asker çekebildiğini ama bunun da mesela Vietnam gibi bir Amerika'ya karşı verilmiş bir kurtuluş mücadele sonucu olmadığını görüyoruz. Amerika isterse asker de gönderebilir. Suriye'ye de gönderebilir, Irak'a da gönderebilir. Bir çok üstü var zaten yani diğer bölgeden. Tabii yeni üstleri var. Yani. Ya bakın 3 tane Baas ülkesi vardı. Yani Arap milliyetçisi ya da 2 Baas işte Suriye, Irak, Libya. Bu ya Mısır evet biraz da hani 70'lerden yani, yani bu yana. O dönemden kalan evet. Tabii, ya Mısır ilk çark eden oldu. Diğerleri biraz kuvvet yani kuvvet kullanmak gerekti diğerleri için. Bugün Arap milliyetçisi, anti-emperyalist 3 ülkede Amerikan askeri var. Yani Libya'da da var. Bazen Amerikan müttefik Irak'ta da var, evet. Irak'ta da var, Suriye'de de var. Evet. Dolayısıyla da yani Orta Doğu'yu aslında kendisine uygun hale getirmiş bir şeyden, siyasetten söz ediyoruz bu 20 yılda. Evet, Esad rejimi iktidarda kaldı ama ülkeyi mahvetti. Ya ben buna Suriye'nin Iraklaştırılması diyorum. Ve Amerika bunun bedelini ödemedi. Ne psikolojik bedelini ödedi, ne imaj bedelini ödedi, ne askeri bedelini ödedi. Irak'ta 4500 asker kaybetti. Suriye'de yani 10 civarı bir kayıp var. Onların bir kısmı işte bombalama yani şeyde yani çatışarak ölmedi. Yani hatta bir görüntü vardı. Trump çekil dedik deyince, çekilelim deyince Irak şey Amerikan askerleri Suriye'den çekiliyordu, Irak'a doğru gidiyordu. Şeyle karşılaşıyorlardı, Suriye Birliği'yle. Suriye Birliği aslında işgalci bir gücün yanından geçiyordu. Sanki tatbikattan dönen iki birlik gibiydiler. Evet. Hani Orta Doğu'daki tablo bu. Ondan sonra dönüyorsunuz, Amerika Suriye'de başarısız, işte Irak'ta başarısız. Hayır, Orta Doğu'yu çok güzel domine ediyor. Bunun evet. da anlamı şu. Yani biz Amerika güçlü derken, Orta Doğu'yu hala belirleyici derken, Amerika iyi bir şey yapıyor demiyoruz ama önümüzdeki gerçeklik bu ve hani bir siyaset oluşturulacaksa buna göre oluşturulmalı. Hani bir direnç oluşturulacaksa, buna karşı bir politika geliştirilecekse en azından önümüzde neyin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet hocam, dediğiniz gibi zaten ABD dış politikası işte bize de sizlerin derslerinizde öğrettiğiniz gibi belirli devamlılığı olan dinamikler ve unsurlarla belirlenir. Başkanlar tabii ki bunun yönetimi konusunda farklı politikalar izleyebilirler ama devam eden bir tren yoluna benzetilirdi, bir trenin ilerletilmesine benzetilirdi. Başkan da makiniste benzetilirdi hatta. Şimdi Trump dönemiyle beraber bu sizin söylediğiniz ana hatların belki bir yerde dışına çıkıldı ya da aşındırıldı ama ABD ile Pompeo'nun bölgedeki toplantılarını dikkate aldığımızda İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır arasında bir güçlü bloklaşma kurmaya çalıştığını gördük. Hem Filistin'e karşı tırnak içerisinde hem de İran'a karşı diyebileceğimiz. Sanki hatta İran'a yaptırımlar da uygulandı. Biden'la birlikte bunda bir değişiklik olacak mı peki sizce? Şöyle söyleyeyim. Biden, ya Obama döneminin hani devamcısı olarak kendisine böyle bunu söylemiyor ama hani verdiği işaretler zaten şey olarak başkan olarak göreve de başlamış diyeyim. Ama yaptığı açıklamalar, daha önce yazdığı yazılar, mülakatları vesaire, hani sorulan sorulara verdiği cevaplar bize onun devamcısı olduğunu gösteriyor. Ki o dönemde zaten hani başkan yardımcısı 8 yıl boyunca. Hani oradan radikal bir kopuş beklemiyoruz. Şimdi İran'la anlaşmayı da yani nükleer anlaşmayı yani yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programını dondurmasıydı bu. Hani barışçı yapacağını garanti etmesiydi. Trump'dan vazgeçti. Yani bundan çekildi ve işte 2015'te yapılmış anlaşmadan 2018'de çekildi tamamen.
Ve yani İran'da şey, nükleer programı devam etti. Karşısında da ağır yaptırımlar geldi. Şimdi Biden bunu dönüştürebilir. Ama hani şunu söylüyorum. Ki öyle, onun da işaretleri var. Yalnızca nükleer programla sınırlandırmayacak pazarlığı. Yani Lübnan'dan, işte Suriye'den, Irak'tan ve Yemen'den de elin ayağını çekecekler. Yani İran'ın önüne daha yüksek bir fatura sunacaklar. İran da bunu kabul etmeye, İran'ı kabul etmeye zorlayacaklar. Bu tabii zor bir durum. İran için zor bir karar olacak. Ya bunun pazarlığını yapacak ya da hayır, ben bunu kabul etmem deyip ambargo devam edecek. Yani İran'a karşı böyle hani Biden gelir gelmez hemen şeyi yapalım, nükleer anlaşmanın aynısını yapalım, yaptırımlar kalksın, bu otomatik olmayacak büyük bir olasılıkla. Evet. Çünkü şeyinde yani İsrail'in ve Yahudi lobisinin kazanımları var. İşte biliyorsun Golan Tepesi'nin ilhak edilmesi, Amerika bunu tanıdı. Başkentin Kudüs'e taşınması falan. Buralardan geri adım atılmasını hani beklemiyoruz. Hani mümkün değil, mantıklı olmaz. Amerikan siyaset açısından Biden böyle bir işe girişmez. Dolayısıyla da buralarda hani siyaset hani İran'la bir pazarlık denemesiyle başlayacak. Benim hani tahminim Katar'la diğer Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilimin Biden tarafından bir şekilde sona erdirilmesini bekliyorum. Yani bunu bir öngörü olarak söyleyeyim. İkincisi de Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır kutuplaşmasını Biden'ın sona erdirmeye çalışacağını hani öngörebiliriz. Yani burada bir ilk adımı bunun muhtemelen Katar ve Suudi Arabistan. Yani bu zaten bir aşiret kan davası gibi bir şeydi. Hani yapay bir soru süreç aslında. Bunun halledileceğini, ikinci aşamada da hani Türkiye'nin de bu bloğa dahil edileceği, böylelikle İran üzerindeki baskının Türkiye'den de şey isteneceği, yani İran karşısında daha eğer anlaşma olmazsa ve olursa da hani İran karşıtlığının güçlü olmasını isteyecekler. Buradan pazarlık yapmaya başlayacaklar. Bölge aktörleri zaten hani İran şeye, Biden'ın seçilmesine karşı önlemlerini almaya başlıyorlar. İşte biz de biliyorsunuz hani bir 3 gün süren bir açılım, hani hukuk devletine dönüş, reform, hukuk reformu vesaire girişimi oldu. Bunun karşılığı Suudi Arabistan'da da mesela kadın aktivistleri hani Mısır'da hem Müslüman kardeşler hem Sisi yönetimi hemen Biden'ı tanıdılar. Yani herkes kendisini, yani bölge kendisini, yani İran, evet İran da kendisini hazırlıyor. Yani Biden'la şey yapabilir miyiz diye. Yani bölge kendisini Amerikan'daki yönetim değişikliğine göre adapte etmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla tablo bence gayet açık Orta Doğu'da ve bu şey maalesef değişmedi. Yani buradan bir hani Orta Doğu'dan Batı hakimiyetine, Orta Doğu üzerindeki Batı hegemonyasına böyle güçlü bir direnç yaratılamıyor. Hani bunun da bir sürü nedenleri var. Yani ideolojik olarak çok dağınık. Arap milliyetçiliği tasfiye edildi ve yeniden toparlanamıyor. Sol zaten zayıf. Dolayısıyla da işte İslamcılık IŞİD eliyle, hatta bizim Gülenciler eliyle falan, İslamcılık da aslında çok zayıfladı, olmadı. Hani ılımlı boyutu da olmadı. Radikali zaten kimse yanına yaklaşmıyor. Dolayısıyla bir ciddi bir ideolojik şey de var, boşluk da var. Yani hani toplumları örgütleyecek. Bu dağınıklık mesela Mısır'da çok net görüyoruz. Evet. Müslüman kardeşler cılız, yani başarısız bir hareket, şey yok, öyle çok prestiji yok hani Orta Doğu halkları gözünde. Dolayısıyla da hani bölge aslına bakarsanız yani Amerika'nın çok rahat hareket ettiği, dediğim gibi isterse mesela 40 tane füze daha gönderebilir, isterse IŞİD'le savaşıyorum diye daha çok asker gönderir, isterse ben çekiyorum da diyebilir. Bunların isterse işte Bağdadi'yi öldürür, isterse Kasım Süleyman'ı öldürür, suikast düzenler bir devlet olarak, yani başka bir ülkenin generalini öldürüyor. Başka bir ülke sınırları içerisinde demiş öldüğü zaman üçüncü bir ülkede bunu yapmıştı diye konuşmuştuk hatta. Evet ve buna bölge ülkeleri hiçbir yani ciddi tepki gösteremiyorlar. Amerika'yı İran işte son dönemde zaten hocam bu aykırılığı söyleyen bir ülke olmamıştı. Yani hani siz nasıl üçüncü bir ülkede onun yetkililerinin bile haberi olmadan bir başka ülkenin askeri yetkilisini öldürürsünüz diye.
Yani şey, açıklama vesaire, işte füze gönderdi Irak'taki bir üsse, onu da biliyorsun işte Irak yönetimine önceden duyurdular. Yani askerler şey, beyin sarsıntısı geçirdi patlamanın şiddetiyle, o kadar yani. Dolayısıyla da hani şey değil, etkili olamıyorlar yani. Amerika'nın alanını daraltamıyorlar. Amerika'nın mesela, Amerika yönelik operasyon yok. Amerika yeraltı bir direniş yok. Yani böyle hani mesela IŞİD var, IŞİD vardı daha doğrusu. Amerika ile hiç uğraşmadı IŞİD maşallah. Evet. Hani, yani Amerika'nın bir sürü üssü vardı mesela Irak'ta da falan. Bunlarla hiç ilgilenmedi IŞİD. Başka hani diğer Müslümanlarla çatıştı, savaştı, öldürdü. Evet, Kürtlere yönelmeyi tercih etti. Bir vahşet yönelmeyi tercih etti. Evet, bir yani bir dönem hatta şöyle diyordum ben, hani IŞİD'in güçlü olduğu dönemlerde Hindistan, yani Orta Doğu dünyaya hani şey, hani şiddet ve petrol, enerji ihraç ediyor. Yani şey, görüntü böyleydi. Yani dolayısıyla bir, hatta şunu söyleyeyim, yani Orta Doğu'nun durumunu da hani ortaya koyacak bir şey. 2003'te yani işte Arap şeyi, insani gelişme endeksi vardı. Ya oradaki bütün veriler çok kötüydü. Yani işte kişi başı gelir olsun, şey, eğitim düzeyleri, iş sağlık imkanlarına ulaşma, kadın statüsü çok çok fazla yol alınamadı yani 17 yıl sonra baktığınızda. Hani işsizlik oranları düzelmedi, gelir dağılımı ciddi sorun. Hani bir kentleşme var, hani yeni bir kuşak var falan. Tek belki umut verici kısmı o. Dolayısıyla hani bölge, 2000'ler boyunca dünyada küresel güney diye bir olgu var. Yani bir sürü ülke güneyde iktisadi büyüme yakaladılar falan. Tamam, sonra doğru tıkanmaya başladı ama bir tane Arap ülkesi yok içlerinde. Dolayısıyla yani bölgenin bütün o zayıflıkları hepsi devam ediyor. Buradan da bir şey çıkmıyor tabii. Yani Batı şey üzerindeki, yani Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini devam ettiriyor. Amerika da bunun en önemli unsuru doğal olarak. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Hem tarihsel dinamikleri hem de güncel ve geleceğe dönük var olan hatırlatmalarıyla önemli bir konuşma oldu. Ağzınıza sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta 20 Ocak'ta görevi başlaması beklenen Joe Biden'ın bölgesel politikası olarak Orta Doğu bölgesiyle ABD arasındaki ilişkileri nasıl bir yön verme ihtimali olduğunu konuştuk. Ancak Biden'dan öte, Biden'ın belki de alacak olduğu mirasa dikkat çekmeye çalıştık. Trump dönemindeki politikalar, ülkelerin bulanıklıkları, ülkeler arasındaki ittifaklar ve anlaşmazlıklar, İran'ın durumu, İsrail'in durumu, IŞİD'in ne olacağı Biden'ın önünde ve ciddi de soru işaretleri barındıran unsurlar olarak görünüyor. Devletler burada adeta Biden'a dönük bir hazırlık içerisindeler. Bakalım Biden'ın ajandasında ne olacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.